Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugün 10. sınıf konusu olan su dalgalarının özelliklerini inceleyeceğiz. Bu süreçte biz elimizden geleni yapıp konu olarak devam edeceğiz. Sanki okul varmış gibi konularımızın anlatımına devam edeceğiz arkadaşlar. Su dalgalarını işliyoruz bugün. Su dalgaları diğer dalgalar gibi ki arkadaşlar titreşimler sonucu oluşur. Titreşimler sonucu oluşur. Mekanik dalgalardır. Mekanik dalgalardır. Mekanik dalgalar neydi arkadaşlar? Yayılabilmesi için, dalganın yayılabilmesi için ortam gerekliydi. Ortam gereklidir. Maddesel ortam gereklidir arkadaşlar. Diğer dalgalar gibi su dalgaları da enerji taşırlar arkadaşlar. Enerji taşırlar. Ve enerjileriyle genlikleri doğru orantılı. Enerjileri ile genlikleri doğru orantılı. Genlikleri doğru orantılıdır arkadaşlar. Hem enine hem boyuna dalgalardır arkadaşlar. Hem enine hem boyuna dalgalardır. Hem enine hem boyuna dalgalardır. Enine dalgalar neydi arkadaşlar? Onu da hemen hatırlayalım. Enine dalgalar demek hareket yönüyle, hareket yönüyle, mesela hareket yönü sağa doğru olsun, hareket yönüyle titreşim yönü, titreşim yönü birbirine dik olan dalgalardır. Boyuna dalgalar ne demek arkadaşlar? Hareket yönüyle, hareket yönüyle titreşim yönü, titreşim yönü, hareket yönüyle titreşim yönü birbirine paralel olan dalgalardır. Birbirine paralel olan dalgalardır arkadaşlar. Paralel olan dalga. Evet. Genel özellikleri bunlar. Titreşimleri sonucu oluşuyor. Mekanik dalgalardır. Enerji taşırlar ve enerjiyle genlikleri doğru orantılı. Hem enine hem boyuna dalgalardır arkadaşlar. Şimdi burada da bir modellememiz var. Hareket yönü sağa doğru. Gördüğünüz gibi titreşim yönü de yukarı doğru. Hem enine hem boyuna dalgalara örnek olarak verebiliriz bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar genel özelliklerimize devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi şu uçta biz tepe diyorduk. Bu uca da tepe diyorduk. Tam altındaki maksimum uzaklığa çukur diyoruz. İki tepe arasındaki uzaklığa dalga boyu demiştik. Bunları önceki derslerimizde işlemiştik arkadaşlar. Dalga demiştik. Genlik ise çıkabileceği maksimum uzaklıktı. Bunları biliyoruz zaten. Önemli olan yerlerimize geçelim. Yine diğer dalgalarda olduğu gibi bir su dalgasının frekansı sadece su, sadece dalganın kaynağına bağlıdır arkadaşlar. Dalga kaynağına bağlıdır. Dalga kaynağına bağlıdır frekansı. T çarpı F eşittir 1, yani periyot da frekansın çarpımı 1 idi. İspatını da yapabiliriz gerektiğinde. Ondan sonra su dalgasının hızı sadece ortama bağlıdır. Bunları da önceki bilgilerimizle biliyoruz. Teker teker tanım yapmamıza gerek yok. Zaten frekansın ne olduğunu, periyodun ne olduğunu, hızın ne olduğunu önceki konularımızda anlatmıştık. Şimdi biz su dalgalarını ikiye ayırıyoruz. Bir, doğrusal su dalgaları ve dairesel su dalgaları diye ikiye ayırıyoruz. Doğrusal su dalgaları ne? Tepenin tam üst tarafında baktığınızda doğru gibi gözükür. Dolayısıyla biz buna doğrusal su dalgaları diyoruz. Buralara tepe dedik. Dalga tepesi. Ardışık iki tepe arası uzaklığa dalga boyu diyoruz. Ardışık iki tepe arası uzaklığa dalga boyu diyoruz. Hocam şunlar ne? Bunlar da çukuru ifade ediyor. Şimdi bir su dalgası dairesel de olabilir. Bir parmağınızı bileğinin ortasına daldırıp bıraktığınızdaki olayın aynısı arkadaşlar. Şimdi bu ikisinde ortam değişmediği sürece, aynı ortamda kaldığı sürece hız değişmez. Frekans, kaynak değişmediği sürece frekans değişmez. Yayılımı esnasından kastediyoruz. Periyot değişmez. Frekans değişmez. Frekans değişmez yazmışız zaten. Periyodu değişmiyor. Genliği değişmiyor. Genlik değişmiyor. Enerjisi değişmiyor.
Bunlar değişmiyor arkadaşlar. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle değişmiyorlar arkadaşlar. Bunları önceki bilgilerimizden biliyoruz. Şimdi su dalgalarının yansımasına geçiyoruz arkadaşlar. Yansıma, öncelikle şunu bileceksiniz. Gelen bir dalga atmanız var. Anlık sarsıntıya atma diyoruz. Bu bir engele çarptığında hop ne oldu? Gördüğünüz gibi yansıma özelliği gösterdi. Geldiği gibi aynı ortamda gidiyor. Şimdi benim için önemli olan şey şu. Tabii ki matematiksel sorularımız var. Ama en önemli şeylerin başında şunu geliyor. Yansıma olayında dalganın hızı, frekansı, periyodu genli, enerjisi değişmez. Bu çok önemli. Size ÖSYM sorarsa buradan sorar. Dalganın hızı, frekansı, periyodu, genli değişmiyor. Şimdi arkadaşlar bir gelen bir atmanızın engelle yaptığı şu açıya arkadaşlar gelme açısı diyoruz. Yansıyan atmanın, yansıyan da şu arkadaşlar, yansıyan atmanın engelle yaptığı şu açıya da yansıma açısı diyoruz. Şimdi biraz geometri yapalım. Geometri yapalım derken şunu, şuradan bir tane dikme indirelim. Genellikle buna biz yüzeyin normali diyoruz. 90 derecedir bu. Şuradan da bir 90 derecelik bir açı olduğunu görüyorsunuz. Hemen bir ispat yapalım. Bakın arkadaşlar, 90 i ise burası 90 eksi i. 180 olabilmesi için. E buraya ne kaldı? A, i oldu. 90 r ise burası 90 eksi r. Buraya ne kaldı? A, r oldu. O zaman ne diyeceğiz? Birinci kuralımız. Eğer ki şöyle bir engeli bir atmanız, pardon, bir atmanız şu şekilde geliyorsa, tak 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 tak, tak tak tak, şöyle gidiyorsa, hemen diyeceğiniz şey şu, hemen şurayı ikiye bölüyorsunuz, şurayı uzatıyorsunuz, şurayı uzatıp bir üçgen yapıyorsunuz, şuraya ben i dersem şurası da i olur, ben şuraya r dersem şurası da r olur. İspatını yaptık. E dolayısıyla bakın dikkat edin, 90 eksi i, 90 eksi r. Şurası da geometri kurallara göre de şuraya ben x dersem, pardon, şuraya da ben bir x dersem şurası da x olmuş oldu. Bu kuralları bilmek zorundayız. O zaman şuraya gelme açısı, şuraya da yine gelme açısı diyebiliriz. Gelme açısı. Şuraya yansıma açısı diyebiliriz. Zor değil arkadaşlar, soru üzerinde daha iyi anlayacağız. Yansıma açısı diyebiliriz. Şimdi bu engelimize baktığımızda ise dikkat edin, bakın 90 derecelik bir açıyla geliyor. O zaman gelen bir dalga düz engele 90 derecelik açıyla geliyorsa geldiği gibi geri dönür. Bu geri yansıma kuralı diyebilirsiniz. Geri yansıma kuralı diyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi sorularımıza geçeceğiz. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şunu kesinlikle diyebiliriz. A eşittir C. Kesinlikle şuradaki açıyla şuradaki açı az önceki kuraldan da biliyoruz. Şöyle bir atmanız geldi. Şöyle yansısın. Hemen diyeceksiniz ki arkadaşlar, şuraya ben i dersem şurası da i'dir. Şuraya x dersem şurası da x'tir. Burayı bilmek zorundayız. A gelme açısı, C yansıma açısıdır. Kesinlikle doğru. Niye? Ne dedik? Gelen bir atmanın engelle yaptığı açıya, gelme açısı, buraya da yansıma açısı diyebiliriz. Bu da kesin doğru. Toplamı birbirine eşit mi? Hayır. A artı B artı C eşittir 180. Bu nasıl birbirine eşit olabilir? Matematiksel olarak kesinlikle ifade etmiyor. Burada cevabımız 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Şimdi buna göre dalganın engelden yansıma açısı kaç derecedir diye bir sorunuz var. İki çeşit de yapabilirsiniz. Şunu uzatırsınız. Bunu böyle uzatırsınız arkadaşlar. Şurası 90 derece olduğunu biliyoruz. 90 derece olduğunu biliyoruz. 70, 90 buraya kaç kaldı? 20 derece. Bu gelme açısıydı. Yansıma açısıyla gelme açısı birbirine eşit olduğundan dolayı 20 derecedir diyebiliriz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya 90 derecelik bir çizgi çizersiniz. Şurası da yine gelme açısıydı. 90 olabilmesi için kaç lazım? 20. Gelme açısı yansıma açısına eşit olduğundan dolayı bu da çıkmış oldu. Evet, şu soru.
Derinliği sabit dalga lehinde doğrusal su dalgasının düzlem aynada yansıması 1, 2, 3, 4 verilerinde hangileri olabilir diyor. Hemen çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakın dikkat edin, adam bize noktayı vermiş. Tak 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 tak. Okey, geldik. Tam 45 derece geçelim. Çizelim. Tak 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 tak. Bakın. Bana hangi çıktı? 5 çıktı. Cevabımız ne oldu? 5 gibi olabilir gençler. Evet. Şimdi düz bir engelde yansımasından sonra şimdi parabolik bir engelden mi yansıtacağız? Yani bu engelimiz çukur olabilir, çukur bir engel olabilir, tümsek olabilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi şunu bileceğiz arkadaşlar. Bu bir dairesel bir çemberi, küreyi ifade ettiğinden dolayı şuraya biz tam merkez diyoruz. Odak noktası. Odak ne demek arkadaşlar? Gelen atmaların ışın toplanıldığı, odaklandığı yer demek. Anlaşıldı mı? Şu R'de, buraya da eğrilik yarı çapı da denilebilir ama şu an o bizi ilgilendirmiyor. Merkez odak, şunu da bilmemiz gerekiyor. Hangisi? Arkadaşlar şu merkez ve odak arası uzaklık ile odak ile engel arasındaki uzaklıklar birbirine eşit. Yani ben buraya x kadar uzaklık dersem burası da x olur. Gördüğünüz gibi merkez uzunluk olarak odan 2 katı çıktı. Bunları ilk defa görüyorsunuz ama zor değil. Kesinlikle ve kesinlikle zor değil arkadaşlar. Şimdi su dalgalarını bu engellerde yansıtacağız. Nasıl yansıtacağız? Şöyle yansıtacağız. Şimdi birinci bilmeniz gereken olay. Bir tane çukur engeliniz var. Hop, hayali çizgi çizdiniz. Nasıl bir çizgi? Asal eksen diyorlar buna. Hayali eksen olduğu için. Odak noktasını gösterdim. Merkezi de ben gösterdim. Bunları siz göstermek zorundasınız. Şimdi dikkat etmeniz gereken şeyin başında şu geliyor. Örneğin bir tane ne gönderdiniz? K, L atmasını gönderdiniz. Nasıl? Doğrusal bir atma. Bu nasıl yansıyacak? Şu şekilde yansıyacak. Arkadaşlar paralel gönderiyorsunuz. İzleyin okları. Paralel gönderiyorsunuz. Paralel gönderdiğiniz odaktan geçecek. Paralel gönderiyorsunuz. Paralel gönderdiğiniz bir altından bir üstünden gönderiyoruz. Bakın arkadaşlar. Tak. Şu şekilde odaktan geçti. Bu bir kural. Bilmek zorundasınız. Deneysel olarak yaptığımızda çok daha iyi olmuş olur gençler. Şimdi dikkat edin. Şurası odak oldu. Hop. Şimdi şöyle bir atmanız geldi. Şöyle yansıdı. Atma yansıyan çizgi, yansıyan ışınları çizdik. Bakın gençler. Gördüğünüz gibi araları dolduralım. Bakın. Araları dolduralım. Bakın arkadaşlar. Hop, hop. Şu şekilde odaklanarak yoluna devam eder. Gözünüzde canlandırıyorsunuzdur inşallah. Şimdi gelelim başka bir şeye daha sevgili gençler. Ne oldu? Dikkat edin. Düz gönderdim, doğrusal gönderdim. Atma dairesel hale dönüştü. Bu kadar. Şimdi bir tane daha çizelim. Diyelim ki şurası merkez. Şurası odak, şurası merkez. Şimdi nasıl gönderiyoruz? Şimdi dikkat edin, dairesel bir su dalgası gönderiyorum. Şunlar kuraldır. Merkezden gönderdiğiniz ışınlar kendi üzerinden geri döner. Neden? Engelin merkezi normali olduğundan dolayı. Merkezden gönderdiğimiz ışınlar çarpıp kendi üzerinden geri döner. Bakın dikkat edin, yuvarlak olarak gönderdiğimiz yine yuvarlak oldu. Araları dolduralım. Bakın gençler. Araları dolduralım. Yoluna devam etti. Yoluna devam etti. Merkezde ise yine merkezde oluşmaya devam etti arkadaşlar. Evet. Şimdi pardon. Şimdi siz bizi görmüyorsunuz arkadaşlar ama biz siz varmış gibi ders anlatmaya çalışıyoruz. Siz biraz hızlı oluyoruz tabii. Siz yazmadığınız için şu an sadece dinliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, odaktan bir tane dairesel su dalgası gönderin. Odaktan gönderdiğiniz ışınlarınız, bakın, odaktan gönderdiğiniz ışınlarınız hayali eksene paralel gider. Bakın, hayali eksene paralel gider. Hayali eksene paralel gittiğinden dolayı da, bakın gençler, hop, araları dolduralım. Bakın arkadaşlar, araları dolduralım. Nasıl oldu? Dairesel su dalganız, gördüğünüz gibi dairesel su dalganız neye dönüştü sevgili gençler? Doğrusal su dalganıza dönüşmüş oldu.
Şimdi devam edelim yine aynısını. Şöyle bir engelimiz daha var. Merkezden yön. Pardon, şunu silelim. Şöyle yapalım. Bunları soru üzerine teker teker yine çizmeye çalışacağım. Odak ve merkez. Şimdi engelimiz nasıl bir engel? Tümsek bir engelimiz var. Tümsek bir engelimiz var. Tümsek engeli bir ışın gönderiyorsunuz. Hop, şu şekilde bir K, L atması. Işıkla aynı şey arkadaşlar. Evet, nasıl yapıyorsunuz? Ucundan bir tane paralel gönderiyorsunuz. Ucundan bir paralel gönderiyorsunuz. Ucundan paralel gönderdiniz. Bakın arkadaşlar, uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Hop, uzantısı odaktan yansıyacak şu şekilde. Ne oldu? Sonra etrafını dolduruyoruz gençler. Bakın, etrafını dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi doğrusal gönderdiniz, dairesele dönüştü. Burada da yine bilmeniz gereken şey şu, dalganın hiçbir özelliği değişmez. Dalganın yansımada, yine yazıyorum, frekans, periyot, dalga boyu, hızı değişmez. Bunu bilmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi bir sorumuz var. Bu soruda diyor ki derinliği her yerde eşit olan. Evet, bakın dikkat edin, nasıl bir dalganız geliyor? Doğrusal bir dalganız geliyor. Neye dönüşmüş? Dairesele dönüşmüş. Biz az önce bir kural çizmiştik. Şöyleydi. Şurası odak, şurası merkez. Eğer çukur bir engeli bir atmanız şu şekilde geliyorsa, hop, odaktan birikiyordu, hop, paralel gönderiyoruz, odaktan geçiriyoruz. Bakın arkadaşlar, demek ki bu nasıl bir engel? Çukur bir engel. Odakta toplanacağı için o noktası odak noktasıdır, doğru. Yansıyanların hızının büyüklüğü değişmemiştir. Evet, derinliği her yerde eşit olduğundan dolayı bu kesinlikle doğrudur. Cevap 1, 2, 3 olmak zorunda. Evet, ne dedik? Hangi yansıtıdan sonra odak noktası, nerede odaklanır diyor. Şimdi derinliği her yerde eşit olan dalganın da K noktasını üreten dalganın yansıması şekildeki gibidir. Hemen çizelim. Eğer burası merkez, buradan yuvarlak yani dairesel bir dalga gönderdiğinizde kendi üzerinden geri döner. Gönderdik, kendi üzerinden geri döner. Bu kurala uyuyor mu? Uyuyor. Neden? Gönderilmiş, kendi üzerinden geri dönmüş. Gönderilmiş, kendi üzerinden geri döndü. O zaman burası merkez. Şu uzaklıkla şu uzaklık birbirine eşitse L de odak noktasıdır. Burayı bulduk. Buna göre çukur engele paralel gönderilen su dalgaları yansıttan sonra hangi noktada odaklanırlar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi L noktasında odaklanırlar. L noktası odak noktası. Evet. Derinliği her yerde eşit olan dalga leğinde x'e doğrusal şekilde yerleştirilmişti. K noktasında üretilen dairesel bir dalga önce x sonra y'de yansıması. Evet, bu nasıl bir dalga? X ve y doğrusal engelleri. Bu doğrusal bir engel. Şunu bileceğiz. Eğer ki şu şekilde yuvarlak bir yani dairesel bir dalgayı düz engele gönderirseniz, simetrik gibi düşüneceksiniz. Yani şurada A kadar uzaklık varsa, A kadar uzaklıkta sanki yeni bir dalga, bakın arkadaşlar, oluşuyormuş gibi düşüneceğiz. İlk önce X demiş, simetri kuralına göre gideceğiz. İlk önce X demiş, demek ki şurada doğuyorsa bir birim uzakta, bir birim uzakta görüntüsü M noktasında oluşuyor gibi düşüneceğiz. Sonra M'nin Y'ye göre olan uzaklığı. Bakın izleyin kaç uzaklık var? 1, 2, 3, 4. 4 uzaklığa gittik. Simetri kuraya geleyim. L noktası çıkması gerekiyor. Evet, şu soru. Az önce çizmiştik sevgili arkadaşlar. Şu şekilde gönderdik. K noktası engelin odağı olduğuna göre yansıyan dalga şekillerden hangisi gibi olabilir arkadaşlar? Ne dedik? Paralel gönderirsek uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Paralel gönderdik. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Bakın arkadaşlar, araları dolduruyoruz. Uzantıları K'dan geçecek. Uzantıları K'dan geçecek. Bu da K'dan geçiyor ama şekil değişikliği var. K'dan geçmiyor. Hiçbir şey olmamış. Cevap Bursa oluyor.
Kuralları bildikten sonra iş bitiyor. Evet, şimdi hıza geçelim. Temel dalga bilgilerinde şunu demiştik arkadaşlar. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Hız eşittir sadece ortama bağlı. Sadece ortama bağlı dedik. Sadece ortama bağlıdır. Ve derindeki hızın büyüklüğü sığ ortamdaki hızın büyüklüğünden büyük. Doğru mu? Doğru. Derindeki dalga boyu sığdaki dalga boyundan büyüktür. Bunu hep söyledik, söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burası sığ. Bakın arkadaşlar burası sığ, yani şurasının derinliği az olduğuna göre bakın dalga boyları arasında uzaklık küçük. Derin olduğu için dalga boyları daha geniş. Yani çizdiğimizde şöyle küçük küçük birbirine yakınken dalga boyları küçük. Derin ortama geçtiğinde ise bakın birbirinden uzaklaşıyor. Tam tersine bakın burası derin. Derindeki dalga boyu daha büyük olması lazım. Yani dalgalar birbirinden daha uzak olması lazım. Bu dalga boyları daha büyük olması lazım. Sığ ortama geçtiğinden dolayı bakın arkadaşlar tak 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 küçülüyor. Okey? Sıkıntı yok bence. Aynen devam ediyor. Derindeki şu kuralı bildikten sonra iş bitiyor. Benim öğrencilerim bunları biliyordu. Öğretmiştik. Evet, sorulara geçelim. Ne demiş? Hızlar arasındaki ilişki. En hızlısı K. Demek ki K derinliği maksimum olacak. Derinliği maksimum. K'nın derinliği maksimum o zaman A ya da C olması lazım. Sonra L'nin derinliği maksimum olması lazım. Şimdi L'nin derinliğine bakın. Tak. Cevap ne geldi? Ada. Okey. Çıktı hemen. Sıkıntı değil. Hızla derinlik doğru orantılıydı. Evet, şu soruya bakalım. Sabit frekanslı periyodik dalgalı üreten sabit frekanslı demek zorunda, yoksa bunu çözemeyiz. Buna göre yargılarda hangileri doğrudur? İlerleyen dalganın hızı artar. Evet, aşağı doğru gittikçe derinlik artıyor. Derinlik arttığından dolayı hız da artar. Bu doğru. Dalga tepeleri arasındaki uzaklık azalır. Dalga tepeleri arasındaki uzaklık. Derindeki dalga boyu, sığdaki dalga boyundan büyüktür. Dalga boyu neydi? İki dalga, iki tepe arası uzaklıkta. Ne diyor? Azalır diyor. Bu yalan konuşuyor. Dalgaların periyodu artar. Şimdi arkadaşlar, periyot ve frekans T çarpı F eşittir bir kuralına göre. F frekans sayılı dalga kaynağına bağlı. Periyot da bununla ters orantılı olduğu için bunu eliyoruz. Bu özelliği sallıyoruz. Yalan konuşuyorlar. Cevap yalnız 1 olmak zorunda. Evet, şu da bakalım. Evet, derinlikleri arasındaki ilişki belirtiniz diyor. Dalga boyu maksimum olan yer buralar. Bakın dikkat ediyorsunuz mu? En fazla dalga boyu en büyük olan yer burası. Yani H1 büyüktür, H3 büyüktür, H2 görüyorsunuz. Burada ise birbirinden uzak olan dalgalar H2, sonra H3, sonra H1. Derinlikle hız doğru orantılı. Buraya baktığımızda H2, H1 ve H3 diye sıralayabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Evet, gelelim stroboskop. Stroboskop ne yapar arkadaşlar? Dalganın frekansını ya da dalganın dalga boyunu ölçer. Bu kadar basit. Bakın şu şekilde. Hop, ilerleyen bir dalgalarınız var atma şeklinde. Siz bu atmaları buraya denk getirdiğinizde buradan baktığınızda dalgaları duruyormuş gibi ya da ilerliyormuş gibi görüyorsunuz. Dalganın neyini? Frekansını dalga boyunu ölçer. Eski bir alet. 8 yarıkta. Şimdi şuralara yarık sayısı diyoruz. Yarık sayısı N. Bir de stroboskopun bir frekansı var. F stroboskop. Şunu diyeceğiz. Bir dalganın frekansını bulurken F dalga frekansı, stroboskopun yarık sayısı çarpı stroboskop frekansı. Bitti bu. Gelecek sorular bunlar. Bu nasıl geliyor? Stroboskop ne iş yapıyor? Dalganın frekansı ile dalga boyunu ölçüyoruz hocam. Bitti. Formülümüzde yarık sayısı çarpı stroboskopun frekansı dalga frekansını veriyor. Şunu da biliyoruz. Bir dalganın hızı dalga boyu çarpı frekansı. Doğru mudur? Dolayısıyla dalga D, dalga D, D. Aha. Şunun kulağına tutup yerine koyacağız arkadaşlar. Stroboskop bu. Yani büyüklüğünün bir anlamı yok. Ne işe yarıyor? Bu. Formülü ne? Bu. Bu kadar. Devam edelim. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Bir dalga deneyinde oluşan periyodik doğrusal dalgalar 8 yarıkta stroboskop. En eşitmiş 8. Dönme frekansı F iken stroboskopun frekansı F'ymiş.
gerçek uzunluğunda ve 4 santimetre duruyormuş gibi görüyormuş. Dalga boyunu kaç olarak görüyor? 4 santimetre. Hızını da vermiş. Hız kaç? 64 santimetre bölü saniye. Arkadaşlar hız eşittir dalga boyu çarpı frekanstır. Hızını kaç vermiş? 64. Dalga boyunu kaç vermiş? 4 çarpı f dalga. Buradan f dalga ne geldi arkadaşlar? 64'ü 4'e bölelim. Hop hop hop. 1 kere 4. 4, 24. 16 geldi. Bakın 16 Hz. Kimin? Dalganın frekansına. Peki stroboskopun frekansını soruyordu. F dalga eşittir n çarpı f stroboskoptu. Yani 16 eşittir n'imiz 8 çarpı f stroboskop. 8'i neyle çarparsak 16 yapar? Emirhan Toylar'a gelsin burası. 2 yapar Emirhan. 2 Hz bulmuş olduk. Evet. Şimdi su dalgalarının kırılma hareketi dediğimiz bir olayımız var arkadaşlar. Su dalgaları bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesini kırılma denir. Bakın arkadaşlar, şu şekilde gitmesi gerekirken bakın şöyle gitmiş. Okey. Şunu da biliyoruz. Derindeki hızın büyüklüğü sığdaki hızın büyüklüğünden fazla. Derindeki dalga boyu sığdaki dalga boyundan fazla. Doğru mudur? Doğrudur. Bunları da bildikten sonra derin hız ile maddesel yoğunluk ters orantılı, yani derindeki hız büyüktür sığdaki hız olduğundan dolayı şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Kalemi bulayım hemen. Buldum. Evet, derindeki hız daha fazla olduğuna göre derin az yoğun bir ortamdır. Sığ ise çok yoğun bir ortamdır. Siz de ışığı görmediğinizden dolayı arkadaşlar bu kuralları anlamakta biraz zorluk çekebilirsiniz, normal. Ben de anlamıyorum. Optik işlemeden bunu anlatıyoruz. Neden? Hala çözmüş değilim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şekillerimizi bir bakalım. Derin ortamdan sığ ortama geliyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin. Şu açıya gelme açısı diyoruz. 150 ayırma yüzeyi. Şurada kırılma açısı diyoruz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu açının büyüklüğü bu açıdan daha büyük. Yani R büyüklük iyi görebiliyorsunuz. Evet. Derindeki R her zaman büyük. Şuraya bakın arkadaşlar. Yine derin ortam, sığ ortam ve uzaklaşıyor. Gördüğünüz gibi bu böyle gitmesi gerektiğini uzaklaşıyor. Bakın R i'den büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bizim soru çözümlerimiz için çok önemli. Ya da şöyle çizersiniz. Şu i derin ortamda. İ bu kırılma açısı R. Dalga boylarını da ilişkilendireceğiz. İ büyüktür R. Bunu görebiliyoruz. Soru çözümlerini de daha rahat anlayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen soru çözümlerine başlayalım. Evet. Derinlikleri farklı iki bölgeden. Derinlikleri farklıysa kırılma uğraşacak. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Önce dalganın K ucu kırılmaya başlar. Evet. En yakın kim? K. Doğru. Sığ bölüme geçerken dalganın hızı azalır. Ne dedik? Yine yazıyorum. Derin ortamdaki hız büyüktür. Sığ ortamdaki hızdan. Hızı azalır. Doğru. Sığ bölüme geçtikten sonra dalgaların dalga boyu artar. Evet. Derin ortamdaki dalga boyu sığ ortamdaki dalga boyundan büyüktür. Sığ bölüme geçtiğinde dalganın dalga boyu artar mı? Derindeki dalga boyu daha büyük. Bu yanlış. Cevap ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 oldu. Evet, şu sorumuza geçelim. KLM'deki derinlikleri arasındaki ilişkiyi söylüyor. Ben de size tersi hemen şöyle çizeyim. Şöyle çizin arkadaşlar. Bakın. Sonra şu açılara bakın. Dikkat edin. L'deki şu açı hepsinden büyük. L büyük, M büyük, K. Görüldüğü gibi açılarıyla derinlikleri doğru orantılı. Bunu tak yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi konu anlatımlarımız bu kadar sevgili gençler. Birazdan size gezegen yayınları soru bankasından gezegen yayınları 10. sınıf fizik soru bankasından test 48 test
49'u çözeceğim arkadaşlar. Ve size ödev vereceğim, haberiniz olsun. Bundan sonra da bizim kendi öğrencilerimize ödev vereceğiz. EOTEK'ten takip edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.